Herkese merhabalar, ismim Egecan. Bugün sizlerle ilk videomu paylaşıyor olacağım. İlk videomda neler anlatacağım? Dijital ajanda ve dijital not defterlerinden bahsediyor olacağım. Sizlerle Samsung tablet aldığınız zaman içinde ücretsiz olarak gelen NoteShelf uygulamasının detaylarına bakıyor olacağız. NoteShelf hem bir dijital ajanda hem de dijital bir not defteri olarak karşımıza çıkıyor. İsteyenler için sadece Android'de değil, iOS uygulamalarında mevcut olduğunu söylemek isterim. Bundan sonraki videolarımda da yine teknolojiyle birlikte aslında hayatınızı nasıl kolaylaştırabileceğinizden bahsediyor olacağım. Hadi şimdi konuyu çok fazla uzatmadan gelin uygulamanın detaylarına birlikte bakalım. Hadi bakalım inceleyelim uygulamamızı. Ben ana ekranımda NoteShelf uygulamasını tutmayı seviyorum. Çünkü resmen elim ayağım diyebilirim bu uygulama için. Bugünkü videoda sizlerle aslında yeni bir not defteri nasıl oluşturabiliriz ve birkaç teknik özelliğinden bahsedeceğim. Hadi gelin birlikte bir not defteri oluşturalım. Buraya artıya bastığınız zaman Quick Create, yani hazır şablonlarla birlikte oluşturduğu veya kendi şablonlarından bakarak notebooklarınızı oluşturabilirsiniz, defterlerinizi oluşturabilirsiniz. Import Document dediğiniz zaman farklı kaynaklardan aldığınız not defterlerini veya PDF içeriklerini de aslında buraya yüklüyor oluyorsunuz. Fotoğraf veya herhangi bir dosyayı da aslında scan yapmanıza da sağlıyor. Hadi gelin birlikte bir tane not defteri oluşturalım. Bugün ben sizlerle birlikte aslında bir tane ajanda oluşturacağım. Hatta sizle paylaşmadan önce hazırlamıştım. Burada not defteri oluştur dedikten sonra farklı sayfa modellerine göre aslında size hali hazırda içerikler sunuyor. Tabletinizi dik veya yatay kullanıma göre de seçim yapabiliyorsunuz. Hadi gelin burada kendi oluşturdukları bir ajandaya bakalım. Ben buradaki renkli ajandayı çok sevdim ve aktif olarak da kullanıyorum. Kapaklarını değiştirelim. Kapakları nasıl yapalım? Burada yine kapak fotoğraflarına da size hazır şablonlar hazırlamış durumdalar. Hadi pembe yapalım ve create diyelim. Gördüğünüz gibi hızlıca oluşturdu. Kendi oluşturduğu bir ajanda modeli aslında burası. Hyperlinkleri var. Yakınlaştırabiliyorsunuz. Hyperlinklere göre de aslında o günün tarihine gidebiliyorsunuz. Böyle aylık görünümleri. Bazen böyle sıkıntılar yapabiliyor. Veya ben mi yanlış yere tıklıyorum? Sanırım ben yanlış yere tıklıyorum. Yıldan güne gidemiyoruz galiba bunu da unutmuşum. Evet, gördüğünüz gibi ekranını kendisi ayarlıyor. Yakınlaştırabiliyorsunuz. Günlük detaylara girebiliyorsunuz. Güzel bir ajanda oluyor aslında burası. Kendi takip etmek istediğiniz alışkanlık çizelgelerini de veriyor. Ekstralar sayfası var. Ekstralar sayfasında da boş sayfaları eklemiş durumda. Uygulamayı kullanmak basit mi? Evet, basit. Burada kalemlerinizi görebilirsiniz. Kendi kullanmak istediğiniz çeşitlere göre 3 tane kalem çeşidi sunuyor ve bunların boyutlarını sunuyor size normal yazım kalemi olarak. İstediğiniz rengi de artı tuşuna basarak buradan ayarlayabiliyorsunuz. Ben genelde yeşille yazmayı seviyorum beyaz ekranda. O yüzden yeşille yazıyorum. Yazmak kolay mı? Evet, kalemle birlikte yazmak kolay diyebiliriz. Sadece normal kalemi yok, aynı zamanda highlighter olarak da kullanabilirsiniz. Burada da varlak veya kesik uçlu kalem çeşidi var ve boyutlarını renklerine göre ayarlayabiliyorsunuz. Çok sık kullandığınız kalemleri buraya ekleyerek hızlıca erişim yapabiliyorsunuz ve gayet de geniş bir skala size sunuyor burada. Silmek kolay, gördüğünüz gibi. Silme tuşunun ayarlarını yapabiliyorsunuz. Tüm sayfayı silme veya highlighter silme gibi aslında farklı opsiyonlar da sunuyor. Yazım tekst olarak da yazabiliyorsunuz. Burada tekst alanı çıkıyor. Sizin ekstradan bir klavyeniz yoksa ekran klavyesi açıyor. Ekstradan klavyeniz varsa da yine buraya çıkış yapıyor diyebiliriz. Ekran görüntüsü alabiliyorsunuz. Bir şeyi yanlış yere yazdığınızı düşünün. Aldınız veya biraz küçük yazdınız. Hadi biraz büyütelim diyebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Veya aynı içeriği birkaç farklı yerde kullanmanız gerekecek. Burada tekrardan seçim yaparak hem rengini öne arkaya getirme veya screenshot alıp tekrardan copy paste ile birlikte farklı yerlere yapıştırabiliyorsunuz. Benim kullanmayı sevdiğim bir özelliği, özellikle highlighter kullanırken burada otomatik şekil oluşturucuyu kullanıyorum ki düz çizgiler elde edebileyim. Veya yazdığınız notlarda çizim yapmanız gerekiyorsa çizimlerinizi aslında pratik bir şekilde yapmanızı sağlıyor. Özellikleri sadece bunlar mı? Hayır, değil. Baktığınız zaman kalem kullanımını sadece notlarınızı okuyacağınız zaman kalemi algılamaması için burayı kullanabiliyorsunuz. Bu tuşu kullanabiliyorsunuz. Farklı neler var? Kendi içerisinde aslında farklı özellikler getiriyor.
Burada farklı bir sayfa ekleyebiliyorsunuz. Mesela bir not defteri olarak kullanıyorsunuz. Ajanda olarak değil. Farklı sayfalar ekleyebilir, hazır template'lerden koyabilir veya bir fotoğrafı, bir dokümanı da buraya ekleyip not defterinin bir parçası haline getirebiliyorsunuz. Buradan kameralara erişebiliyorsunuz. Bu uygulamada sevdiğim bir nokta ise aslında ses kaydının, not defterinin üzerine ses kaydı alabiliyorsunuz. Derslerinizle ilgili notları tutarken hoca bir yandan anlatır. Siz notlarınızı tutarsınız. Sonrasında notların üzerinden geçmek veya yazılı hale dökmek istediğiniz zaman kaydı başlatıp sonrasında bir yandan yazıp bir yandan da dinleyebilirsiniz. Yine bookmarklar ekleyip böyle önemli sayfalara hızlıca erişmenizi sağlayabiliyor. Başta uygulamayı incelerken çok hoşuma giden ama kullanma kısmına geldiği zaman aslında çok hoşuma gitmedi, ihtiyacımı karşılayamadı bir kısımdan da bahsetmek istiyorum. Burada medyalı kısmı. Burada aslında hazır bir şekilde sizlere stickerlar, işte çeşitli şekiller sizlere sunuyor. Ben bunu ilk başta gördüğümde çok hoşuma gitmişti. Ama kullanımı o kadar da pratik gelmedi. Mesela bullet journal tutmayı seviyorsanız burada hazırda görseller var ve kendim güzelce yapabilirim diye düşünmüştüm. Ama ben bunu çok keyifli bir şekilde kullanamadım. Hazır görseli gördük. Buradan önce kırpıp sonrasında yapıştırmanız gerekiyor. Apply dedim, done dedim. Geldi. Birazcık zorluyor bu uygulamayı kullanırken. Tekrardan boyutlandırması vesaire. Samsung olmasından kaynaklı mı yoksa uygulamadan kaynaklı mı? Bundan emin değilim. Böyle güzel stickerlar da var. Ama dediğim gibi ben çok efektif kullanamadım. Belki de istediğim stickerları bulamadığım için burada zorlandım. İki farklı kısımdan geliyor. Bir tanesi büyük görsellerin, gerçek fotoğrafların olduğu. Diğerinde de aslında illüstrasyonların olduğu kısım olarak bakabiliriz. Sayfalara bakabiliyoruz. Sayfa detaylarına hızlıca gezinmek istediğiniz zaman. Edit dediğiniz zaman belli bir sayfanın yerini değiştirebiliyorsunuz veya çoğaltabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Veya yazıdan arama da yapabiliyorsunuz. Belli bir kelimeyi buraya yazdığınız zaman sayfaları inceleyebiliyorsunuz. Paylaşma seçeneği var. Mesela bir toplantı notu tuttunuz. Toplantı notunu direkt burada sayfayı seçip yollayabiliyorsunuz. Veya arkadaşınız ders notlarını istedi sizden. Ders notlarını belli sayfaları seçip gönderebiliyorsunuz. Ayarlar kısmına bakalım son olarak. Sayfa yapısını değiştirmek istediniz. Yine oluştururkenki sayfa karşınıza çıkıyor ve buradan seçim yapabiliyorsunuz. Sayfa numarasını girerek giriş yapabiliyorsunuz sayfaya gibi özellikleri var diyebiliriz. Farklı template'lere bakmak isterseniz yeni notebook oluşturdan aslında buradaki içeriklere bakabilirsiniz. İstediğiniz veya ihtiyaçlarınıza uygun içerikler bulamazsınız, sayfa içerikleri bulamazsınız. Burada ücretsiz indirilebilir içeriklerinde olduğunu sizlerle paylaşmak isterim. Burada farklı ihtiyaçlara yönelik kendilerinin hazırladığı template'ler de mevcut. Bu arada ben Samsung Tab S7 kullanıyorum. Ben tabletimi aldığım zaman Note Shelf uygulaması yüklü bir şekilde gelmişti. Her modelde ve her cihazda bu uygulama yüklü olarak gelmeyebilir. O yüzden siz de indirmek istediğiniz zaman App Store'dan veya Google Play'den bir defter fiyatına aslında bu uygulamaya erişebilirsiniz. Kapatmadan önce paylaşmak istediğim bir avantajı daha var. Uygulama hem yedekleme hem de senkronizasyon yapıyor. Bu sayede farklı cihazlardan aslında bütün notlarınıza erişebilirsiniz. Gördüğünüz gibi uygulamayı gayet güzel inceledik. Hem ihtiyaçlarınıza göre şekillenebiliyor hem de oldukça kullanımı pratik. Bir defter fiyatına aslında sahip olabileceğiniz bir uygulama diyebiliriz. Ben Samsung tabletimi aldığım zaman içinde yüklü olarak gelmişti. Siz de başka marka tablet veya telefon kullanıyorsanız aslında çok makul bir tutara, bir defter fiyatına bu uygulamaya sahip olabilirsiniz. Bu videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yorumlarda incelememi istediğiniz dijital teknolojilerle ilgili uygulamalar varsa yorum yazarak bana söyleyebilirsiniz ve ben bir sonraki videolarda bunları da sizler için inceleyebilirim. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Bye bye.